Adam olsa der ki tamam be, biz bu kalkışmayı yaptık. Şimdi de cezamız neyse çekelim diye insan gibi söyler. Bunlarda insanlık yok ki. İçeride tiyatro, dışarıda idam sesleri vardı. 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul'daki aktörleri bir kez daha hakim karşısındaydı. Savunma yapan sanıklar yine ezberlenmiş gibi aynı şeyleri tekrarladı. Bu memleketi kimseye yedirmeyeceğiz. İstanbul'da ana davada 4. duruşma görüldü. Şehit aileleri, gaziler ve STK'lar yine Silivri'deydi. Tıpkı şehit imam İbrahim Yılmaz'ın eşi gibi. Gövde gösterisi yapalım Avrupa'ya karşı. İşte bu bütün karşıt gruplara karşı kendimizi gösterelim istiyorum. Hani azınlık bir grup diye konuşuluyor. Azınlık bir grup değiliz biz. Biz milletiz. Dördüncü duruşmaya 13 tutuklu sanık katıldı. Savunma sırası darbeci eski kurmay albay Ömer Faruk Özköse'deydi. Ama o da daha önceki isimler gibi benzer şeyler söyledi. Komik bir savunma yaptı. Darbe girişimi gecesi birliklerini kışla dışına çıkarma emrini kimden aldığını bilmediğini iddia etti. Suçlamaları reddedip tahliye talebinde bulununca şehit aileleri ve duruşma salonunda bulunanlar tepki gösterdi. Darbeci albay Özköse diğer FETÖ sanıkları gibi o gece terör saldırısı alarmıyla harekete geçtiğini söyledi. Yurtta da terör eylemine karşı bilgilendirme grubu olarak kuruldu sandım dedi. Darbe